Trabzonspor haberlerimizi izledik. Şimdi günün 3. Skype bağlantısı için Ulaş Özdemir bizlerle birlikte. Kendisiyle Trabzonspor'u konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İsterseniz Crystal Palace karşılaşmasından başlayalım. Bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Hastı ile karşılaştırmıyorum çünkü biraz fark var aslında takımlar arasında. Nasıl bir karşılaşma bekleriz? Abdullah Avcı nasıl bir oyun planıyla çıkacak bugün? O City maçında Trabzonspor ilk devre özellikle, yani Vişça'nın olmadığı o kadroda, çünkü Vişça ikinci yarı oyuna dahil etmişti. Hemen hemen ana kadroya yakın bir dizilimle sahadaydı. İlk yarıda topa sahip olan ve aynı zamanda top rakipteyken de önde baskı yapan bir Trabzonspor vardı. Ama bu maç öyle olmayacak gibi duruyor. Daha farklı bir formasyonla, daha farklı bir oyunla sahada olacağını düşünüyorum. Özellikle topu rakibe vererek bu kez topun arkasındaki bir Trabzonspor'u göreceğiz diye düşünüyorum ben özellikle. Çünkü bunu da görmek lazım. Yani Trabzonspor evet top rakipteyken önde baskıyı yapan, topu alıp işte o hücum bölgesinde doğru bir organizasyonla sonuç almaya çalışan bir oyun oynadı. Ama şimdi top rakipteyken belki önde baskıyı yapmayacak diye düşünüyorum. Özellikle bunu da mevcut kadrodaki oyuncularla denemek isteyeceğini düşünüyorum. Rakip hücum ettiğinde, yani topun arkasındayken Trabzonspor'un da ne yaptığını görebileceğiz diye düşünüyorum bu akşam için, onu söyleyeyim. Önemli bir ekip tabii Crystal Palace, bir Premier League ekibi. Yani Fabianski gibi, işte az önce haberde de sizin belirttiğiniz Zaha gibi önemli oyuncuları var. İşte Eze de bunların içerisine girebilir belki. Dolayısıyla bu akşam zevkli bir karşılaşma ve Trabzonspor'un aslında bize bu sezon kampında neler yaptığını daha net olarak gösterebileceği ve daha net mesajlar alabileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum sevgili Demet. Peki Hull City karşılaşmasında Naci Ünü var biraz öne çıkmıştı. Abdullah Avcı onun performansını oldukça beğenmişti. Acaba bu akşam da yine aynı performansı görür müyüz oynarsa ve siz bugün kimlerden iyi bir performans bekliyorsunuz? Şöyle belki bir şey görebiliriz. Yani dünkü basın toplantısında sürelerini artırmaya çalışacağız dedi. İkinci yarının son 30 dakikası yanılmıyorsam Vişça sahadaydı. Ya bu maç belki ilk yarıdaki ana kadroda Vişça'nın yer alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Naci önemli bir oyuncu. Yani genç, yetenekli, gelecekte vaat eden ama Trabzonspor'un sonuçta Ajax'tan kiraladığı bir oyuncu. Yani sezon sonu gelecek. Sezon sonu yeniden bir kiralama talebi yapar mı? Bu kiralama talebine Ajax kulübü ne tür bir karşılık verir onu bilmiyorum. Ancak şu var, sol kanatta hakikaten orayı çok iyi işleyebilecek bir oyuncu olarak görülüyor şu anda. Ve idmanlarda da performansı en iyi olan oyunculardan bir tanesi. Sadece Naci değil baktığın zaman aslında sevgili Demet. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in de çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiğini söyleyebilirim ki özellikle burada Abdülkadir Ömür'ün altını çizmek istiyorum. Çünkü takımın hem altyapıdan yetişen hem aşağı yukarı 5 sezona yakındır da A takımda oynayan bir oyuncusu. Bir 10 numara pozisyonunda ve Trabzonspor'un da bir 10 numaranın teknik anlamda en çok ihtiyaç duyduğu oyunculardan bir tanesi aslında. Baktığın zaman bu orijinde takımda hani bir klasik bir 10 numara diyebileceğimiz o özellikleri, o temel özellikleri taşıyan oyunculardan ilk sırada Abdülkadir, ikinci sırada da bence Bardi geliyor. Dolayısıyla yerli avantajı için de çok iyi kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Bu performansını yukarıya doğru çıkarttığı anda bence fiziksel olarak ve tempo olarak da hazır olmak zorunda çünkü önemli. Dönüşte hemen bir Fenerbahçe maçı oynanacak. Güzel işaretler bunlar hem Abdülkadir hem de Hüseyin Türkmen için. Naci'yi ayrı koyuyorum çünkü kiralık bir oyuncu. Yani sezon sonu gidecek. Ama o sürede ne kadar Abdullah Avcı kadroda tercih edecek Naci'yi ona da çok emin değilim. Çünkü bir tarafta Vişça var, diğer tarafta Trezeguet var. Dolayısıyla belki işte böyle maçların 15-20 belki ikinci yarılarında değerlendirebilecek bir oyuncu olarak görünüyor şu anda. Peki Abdullah Avcı merkezde sıkıntı yaşıyoruz açıklamasını yapmıştı ve orta alandaki sorunları çözmek istediğinden bahsetmişti. Tabii orta alanda süre alamayan oyuncularda da bir forma rekabeti yaşanacak diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Elbette yaşanacak. Bardi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi
Dolayısıyla burada nasıl bir dizilime döneceğini açıkçası ben çok merak ediyorum. Fenerbahçe maçı özellikle. Belki bu akşam bize bu dizilimin böyle çok net olmasa bile önemli işaretlerinden birini verecektir. Şimdi Trabzonspor için Abdullah Avcı ne söyledi basın toplantısında Antalya'ya gelmeden önce? İleride anahtar ve kilit pas sorunu yaşıyoruz dedi. Oyun kurulumunda bir sıkıntımız var dedi. Ve aynı zamanda da rakibe çok kolay geçişler veriyoruz. Ve orada da Adana Demirspor maçını aslında örnek gösterdi. Hani maç 2-2'ye geldikten sonra Trabzonspor o maçı kaybetmişti. Neden? İşte atıyorum Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın hiçbir baskıyla karşılaşmadan orta sahayı çok rahatlıkla geçti. Ondan sonra pasını verdi, asistini aldı ve golünü attı. Şimdi Trabzonspor'un fiziksel ve temaslı bir oyunda olmaması orta sahanın da bu anlamda çok kolay geçilmesine sebep oldu. Bunu Avrupa maçlarında daha çok gördük aslında sevgili Demet. Dolayısıyla orta saha kurgusunu nasıl yapacak? Abdülkadir Ömür eğer bir 10 numara olacaksa muhtemelen arkada Bakasetas, Gibamin gibi göreceğiz biz. Çünkü hem o sertlikte hem o hücumda kullanabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda Hamşik'in ben bu denklemde zayıf bir halk olduğunu düşünüyorum. Belki maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna koyacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki belki Siyopis'i de görebiliriz orada Bakasetas'la beraber. Onu çok bilmiyorum. Ama Siyopis olduğunda Hamşik tercihini daha doğru kurgulayabilir Abdullah Avcı. Dolayısıyla eğer sizin orta sahanız üretmiyorsa, eğer sizin orta sahanız rakibi karşılamakta sorun yaşıyorsa her maç bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz maalesef. Ama gördüğüm şu, Trabzonspor bu anlamda Antalya'dan yeni bir oyunla dönecek. Bu yeni oyunla dönmesi sadece bir oyun değil, bence bunun birkaç formasyonu da olacak içerisinde. Ve oyuncuların bunlara verdiği cevaplar da önemli, olumlu cevaplar veriyorlar. Dolayısıyla dönüşte bu yeni oyunun ne kadar sürdürülebilir olduğuna da bakacağız aslında. Çünkü Trabzonspor'un o resmi 22 maçta evet bir oyun oynuyordu. İyi oyun oynadığı zaman bir sonraki maça bunu taşıyamıyordu. Yani devamlılığı olmayan bir oyun ortaya koyuyordu. Dolayısıyla bu oyun arayışının karşılığında artık yeni bir oyunla sahneye çıkacak Trabzonspor. Bence bu da önemli. Çünkü Trabzonspor gibi takımlar bu tip sorunları yine mevcut kadrodaki oyuncularla çözebilecek kabiliyete sahip kulüpler. Dolayısıyla iyi de bir teknik direktörü var Sayın Abdullah Avcı. Bu anlamda her oyuncuların verdiği cevap, hem Abdullah Avcı'nın daha çok taktik çalıştığı bir kamp görüyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani sezon başı kampından çok çok ayrı. Yani birbirine benzemiyor bile bu kamp. Onu söyleyeyim. Peki Trabzonspor'da şimdi Bruno Perez'in gelişiyle de bir oyuncuyla yollar ayrılabilir. Bu konuşuluyor şu anda. Tabii isimler ön plana çıktığında da Canini ve Larsen'i görüyoruz. Ona da teklif, o iki isme de tekliflerin gelmesi bekleniyor. Sizce acaba bu üç isim arasından kimin daha yüksek ihtimalli gidişi var? Yani şu anda zayıf halk olarak Canini görülüyor. Ama şöyle bakalım. Bir bekin ne yapması gerektiğini Bruno Perez henüz daha %15-20 hazır olmasına rağmen Hull City maçında gösterdi. Sevgili Demet. Yani evet Larsen kötü bir oyuncu değil ama tecrübeli bir oyuncu olarak ortaya çıkan Perez'in hem rakibi karşılamada hem takımı hücuma çıkarma konusunda olağanüstü işler yaptığını görüyoruz. Nedir bu? Yani sonuçta genişlik yaratarak çizgiye doğru gittiği dakikalar ve aynı zamanda da kanat oyuncusunun içeriye girip rakibe tehdit oluşturduğu bir formasyondu bu. Bu şu demek aslında. Muhtemelen Abdullah Avcı topa sahip olacağım dediği o %65'lik oranı koydu ya. Muhtemelen böyle bir şey göreceğiz. Nedir o? İki bekin öne çıktığı, yani hücuma çıktığı ve kanat oyuncuların içeriye girdiği, orta saha oyuncuların da yayın oraya geldiği ve orada kalabalık bir oyuncu grubu oluşturup önde baskıyı yaptığı ve aynı zamanda da oyunu kurarken de bu şekilde davrandığı bir sisteme dönüyor şu anda. Dolayısıyla burada bek oyuncularına çok büyük görev düşüyor. Eğer siz %65 topa sahip olacaksanız buradaki en önemli oyuncularınız beklerinizdir. Hem sağ hem sol bek.
onlara hücuma katamadığınız sürece bu söylediğiniz işin gerçekleşmesi sahada çok kolay olmayacak. Şimdi %65'lik oranı dünyada oynayan takım City. Bunu kimle yapıyor? Rodri ile, Bernardo Silva ile ve İlkay Gündoğan'la şu an için. Ama dediğim gibi orada bekleri de hücuma katarak ileride çok kalabalık bir takım oluşturuyorlar ve başarılı oluyorlar bunlarda %90 oranında. Trabzonspor'un şimdi hem fiziksel anlamda bir sorunu vardı hem tempo anlamında bir sorunu vardı ve oyuncular da bence şu anda doğru yüklemeler de yapılıyor. Çünkü dediğim gibi sezon başı takım çok iyi hazırlanamamış. Bunun hazırlanamadığını oyuncuların belli bir süreden sonra oyundan düşmesinden anlıyorduk. Yani ileriye gittiği zaman geri dönemiyordu. Ama şimdi yavaş yavaş oyuncuların da bu yüklemelerle beraber toparlandığına şahit olduk. Bu da bence güzel bir gelişme. Peki, çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbet için. Kendinize iyi bakın. Ben de teşekkür ederim. Siz de iyi bakın. İyi yayınlar.